Adamın biri korona olmuş. Efendimiz'e salavat getirmeyi hiç ihmal etmemiş. Daima Allah'a dua ve niyazda bulunmuş. Şifa bulunca bir dostuna yazdığı mesajda şunları dile getirmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bana şifa veren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Virüse yakalandığımı öğrendiğim gün kendimi karantinaya aldım. İnternette gezerken salavat getirmenin faziletlerini anlatan bir videoyla karşılaştım ve izledim. O andan itibaren dilimden Efendimiz'e salavatı hiç düşürmedim. Semptomlar yaklaşık 9 gün devam etti. Bu süre zarfında evden hiç çıkmadım. Hastalığın ilk 3 günü çok ağırdı. Neredeyse hiç umudum yoktu. Allah'a hamdolsun 4. gün durumum iyileşti. Bu süreçte benimle ilgilenirken eşim de virüs kaptı. Hamile olduğu için ona bir şey olacak diye çok korktum. Neyse ki bir şey olmadı. Hatta benden daha iyiydi bile diyebilirim. Bu süreçte namazlarını aksatmak bir kenara, geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıyor. Allah'a dua ediyor ve Efendimiz'e salavat getirip onu vesile kılarak Allah'tan şifa talep ediyordu. Hamile olduğu için semptom ve rahatsızlıkların onda daha uzun süreli görünmesi ve zor geçmesi gerekiyordu. Ancak Allah'a hamdolsun ki sadece 2 gün sürdü. Sonra semptomları gitgide hafifledi ve şifa buldu. Unutmamak gerekir ki korona Allah'ın ordularından biridir. Bundan korunmanın ve şifa bulmanın en etkili yolu Efendimiz'in yoluna iman etmek ve sıkı sıkıya ona bağlı olmaktır. Bununla birlikte vesileleri de unutmamak gerekir. Zira Allah dünyadaki her bir olayı vesilelerle kaim şekilde yaratmıştır. Rabbim sizleri de bizleri de her türlü şerden, beladan, musibet ve hastalıktan muhafaza eylesin. Evet sevgili dinleyenler, bir kardeşimizin başından geçen bu olay ve şifa bulması, önce Allah'ın fazlı ve inayetiyle sonra da Resulünün yüzü suyu hürmetine olmuştur. Efendimiz'e salavat getirmek hazine gibidir. Onun kıymetini tadını almayan bilmez. Rabbim hepimizi rızası üzere yaşayan, Resulünün gösterdiği yol üzere olanlardan eylesin. Onun Ali ve ashabının hürmetine bizlerin ayaklarını İslam üzere sabit kılsın. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah-u Teala kullarına göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de birçok şifa vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir. Kur'an küfre, şirke, imansızlığa, zulme ve vicdansızlığa karşı bir şifa olmakla birlikte psikolojik ve bedeni hastalıklarımızın tedavisinde kullanılır. Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmek için örnek ve rehber olan Hazreti Muhammed kendi hastalıklarında ve sahabenin hastalıklarında okuduğu dualarla bizlere yol göstermiştir. Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe diyor ki, ailesinden birisi hastalandığı zaman Resulullah muavizatı, Felek ve Nas surelerini okuyarak onun üzerine üflerdi. Vefatıyla sonuçlanan hastalığa yakalandığında bu sureleri okuyup onun üzerine üflemeye ve kendi eliyle meshetmeye başladım. Çünkü onun elinin bereketi benim elimden daha fazlaydı. Yine Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Peygamberimiz her gece istirahate çekileceği zaman İhlas ve Muavizeteyn Felek ve Nas surelerini okuyup avuçlarını üfler, sonra ellerinin yetişebildiği yere kadar vücudunun her tarafını meshederdi. Hadisin devamında, sonra Resulullah hastalanınca ona böyle yapmamı bana emrederdi, diyor. Peygamberimizin sözünü ettiği bir diğer şifa suresi Fatiha suresidir. Fatiha her türlü hastalığa şifadır buyuran Allah Resulü, maddi manevi bütün hastalıklara karşı Fatiha'nın okunması gerektiğini tavsiye eder. Kur'an-ı Kerim'de Rabbena ve Rabbi ile başlayan pek çok dua ayetleri vardır. Bu ayetleri maddi hastalıkların tedavisi için okuyabileceğimiz gibi manevi, psikolojik hastalıklar için okumamız da pekala mümkündür.